Şimdi tohumlarının atıldığı ilk günden beri dijital topukları çok yakından takip ediyorum. Fakat ilginç bir şekilde bu benim buraya fiilen ilk katılışım. Yani iddialı bir giriş oldu. Dijital topuklara ilk gelişimde sahneye çıktım. Bunun müsebbibi aslında benim anneliğimdi. 2016'da oğlum çok küçüktü. 2017'de bırakacak kimsem yoktu. 2018'de bu sefer geliyordum gerçekten, son dakika hastalandı. Yani o sabah hastalandı. Fakat belki de aslında benim yerimde başka bir kadın, başka bir anne olsaydı o gelebilirdi. Ben beceremedim, ben yapamadım. Ve hani bununla ilgili çok savaştım kendimle. Fakat artık barıştım. Şurada bir düğme var. Benim bireyselliğimi aktive eden bir düğme. Ve doğumda o attı. Yani şalter attı, kapandı. Ben başka biri oldum. Ve benim 3,5-4 yılımı aldı anneliğimle kadınlığımı barıştırıp uzlaştırmam. Şimdi de kadınlık mı, annelik mi panelinde bunlar üzerine birazcık konuşacağız. Moderatörümüz burada, hazır. Konuşmacılarımızı da alalım. Konuşmacılarımızı da alalım, ben de gideyim. Konuşmacılarımız, buyurun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin Melis. Evet. Şuraya lütfen. Şimdi bu konu benim Gaziantep'te yaşıyor. Benim blogumla ilgili bir test çalışması yaptı ve ondan sonra ben meğer ben feministmişim aydınlanması yaşadım. Ve bu kitap Annelik Sevgisi ve bu kitabın ikincisi olan Kadınlık mı Annelik mi? Elizabeth Badinter olarak ben telaffuz ediyordum. Hani sonra feminist eksende onun Badinter olduğunu söyledi Fransız olduğu için. Bu panelin çıkış noktası oldu. Çok değerli arkadaşlarım var bugün. Yine Zeynep'in dediği gibi kendim son derece bu konuda yetkinmiş gibi pozisyon almaya çalışacağım. Fakat hani şu kadınlarla beni çok desteklemenize ihtiyacım var burada. 1980'lerde bu kitabı yazıyor Elizabeth Badinter ve 17. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak Fransa'da annelik tarihini araştırıyor. Çok zor bulunan bir kitap ama sahaflarda denk gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Çünkü bence Türkiye'de de yani genel annelik kültürüyle ilgili çok aydınlatıcı şeyler var içinde. Ve diyor ki annelik sevgisi ve rolü 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren değişmeye başladı. Ve bu süreçte annelik içgüdüsü diye bir efsane yaratıldı. Ve buna göre her annenin çocuğunu kendiliğinden sevmesi savı ortaya atıldı diyor. Ve bütün kitap boyunca bu savı ortaya atanların kim olduğunu okuyorsunuz. Jean-Jacques Rousseau'dan, Balzac'a, Montaigne'den aklınıza gelebilecek bütün erkek düşünürler, bilim insanları annelik üzerine kehanetlerde, tanımlarda bulunmuş. Bugün burada kadınlar olarak varoluşumuzu hep zamanında din insanları olsun. Onlar tanımlamışlar. Ben çok kısa birer cümleyle sırf tanımayanlar için kendilerini biz hepsini çok severek yıllardır çoğunu takip ediyorum. Bir cümleyle tanımlamalarını istedikten sonra Arzu'ya sorumla başlayacağım. Doktor Arzu Erkan Yüce, İzmir'de yaşıyorum ve çalışıyorum. Psikiyatristim, psikoterapistim. Yarı zamanlı İstanbul Üniversitesi, Kültür Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde derslere giriyorum. Bugün için çok teşekkür ederim. Pek çok oturumda yer aldım bugüne kadar, pek çok platformda. Gerçekten tüylerimi diken diken eden bir bütün gün oldu. Şurada ağlamamla birlikte döneceğim, akşam uçakta ağlamayı planlıyorum. Yoğun bir duygusal paylaşımın olduğu, ilhamın olduğu çok güzel bir ortam. Onun için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizimle olduğun için. Merhaba, Hande Kuday ben, avukatım. İstanbul-Berlin arası yaşıyorum 2 senedir. Genelde kadın vekilliği yapıyorum. Boşanma, mal paylaşım ve velayet davaları uzmanlık alanım. Bu konularda bilirkişilik de yapıyorum. Bir de son zamanlarda hayatıma kattığım yeni bir kimlik, alt kimlik var. Şimdilik alt kimlik diye tabir ediyorum ama bilmiyorum ne kadar hayatımı ele geçirir. Anneyim 11 aydır. İki mahallede de ben bulundum diye kendimi sayıyorum. Çünkü biraz geç anne oldum Türkiye standartlarına göre. 35 yaşında anne oldum.
evlendikten 7 sene sonra anne olmaya cesaret edebildim. Dolayısıyla o mahalle baskısını da hissettim üzerimde. Ne zaman anne olacaksın, ne zaman çocuk yapacaksınız, çocuk yapacak mısınız, çocuğunuz oluyor mu gibi sizin de aklınıza gelen bin bir türlü soruyla karşılaştıktan sonra kendi irademle anne olmaya karar verdim ve bir de artık öbür mahallenin sakini olarak olaylara oradan bakabiliyorum. Ben de bir şeyler öğreneceğim bu panel sonunda. Kısaca bu. Melis Alpan ben, gazeteciyim, yazarım. Daha çok kadın ve çevre konuları uzmanlık alanım diyebilirim. Onun dışında da genel olarak hak ihlalleri konusunda çalışıyorum. Böyle. Dilara ben, Dilara Gürcü. Paris'te yaşıyorum 6 yıldır. Aslında psikoloğum ama mesleğimi icra etmiyorum orada. Başka bir sektörde çalışıyorum. Aynı zamanda gazetecilik, yazarlık arasında kenarda kalan boş vaktimde bunlarla ilgileniyorum. Ben de aynen Melis gibi kadın konularıyla ilgileniyorum. Daha önce feminist aktivist olarak tanımlıyordum kendimi. Daha sonra yazılara odaklandım. Geçtiğimiz hatta 8 Mart gününde Aramızda Kalmasın diye bir kitabım çıktı. Kurgu dışı feminizm üzerine bir kitap ve onun açılış bölümü annelik üzerine. Zaten o konulardan ilerleyeceğiz birazdan da. Peki Arzu. Annelik bir içgüdü mü? Eğer öyleyse neden bütün kadınlar yaşamıyor ve neden birden fazla çocuğu olan kadınlar çocuklarına karşı farklı şeyler hissedebiliyorlar? Yoksa annelik bir içgüdü değil mi? Aslında içgüdünün tanımından ilerlesek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. İçgüdü bir türün hemen bütün bireyleri tarafından sergilenmesi gereken, üzerinde düşünülerek ya da bir tasarrufta bulunarak değil de kendiliğinden olan davranış kalıpları, yani bir tavuğun altına yumurta koyduğunuzda onun üstüne oturması bir tavuğun içgüdüsü. Artık ördek yavrusu mu, kuğu yavrusu mu bakmıyor. Çirkin ördek yavrusu hikayesinde olduğu gibi, yani ortaya bir farklı bir yavru da çıksa ona içse de kalksa da bir biçimde annelik yapabiliyor ama o kuğu yavrusu sonuçta kendi sürüsünü gördüğünde uçuyor. İçgüdü, işte onun uçması içgüdü, tavuğun o yumurtanın üstüne oturması içgüdü. Buradaki şeyler içgüdü. Daha çok hayvanlar için bahsettiğimiz bir şey aslında içgüdü. İnsanda eğer bahsedeceksek güdüden bahsetmemiz gerekiyor. Güdülenmekten, öğrenmekten, koşullanmaktan, hangi ortamda, hangi toplumda, hangi değer yargılarıyla ve bilgilerle büyüdü o kişi, ona göre güdüleniyor. Eğer böyle bakacak olursak kadında annelik içgüdüsü olduğunu, işte bu içgüdü bitiyor mu mesela? Ben anneyim, 11 yaşında bir kızım var, doğurdum, bitti mi içgüdüm? Yani bu ne zaman, hani sonsuza kadar, bölünerek çoğalana kadar devam edecek o içgüdü? Ya da öncesi ve sonrası, şimdi anne doğulmaz, anne olunur, kadın doğulmaz, kadın olunur gibi. Annelikten önceki şeyi mi kastediyoruz? Hani üreme içgüdüsü, çocuk dünyaya getirme içgüdüsünden mi bahsediyoruz? Bakım verenlikten mi bahsediyoruz annelik içgüdüsü derken? Çünkü hiç çocuk dünyaya getirmeyi istememeyi seçebilir. Bir gönüllü çocuksuz yaşam sürebilir bir Sabah kişi. Sabah Sezin'in hikayesini dinledik. 68 evet. Tane çocuğum var dedi Afrika'da. Evet. Peki oradaki içgüdüden bahsedeceğiz. Sezin işte kadın olmasaydı ne diyecektik? Babalık içgüdüsü mü diyecektik ona? Ona da mı annelik içgüdüsü diyecektik? Ya da hayvanseverler, çocuk işte kedilere bakan, barınaklara yardımda bulunan erkeklere ne diyeceğiz? Peki bilim çok ikiyüzlüdür. Özellikle ataerkil bilimden bahsedecek olursak işte insanları zaten ikiye ayırıyor kadın ve erkek diye. Orada bir ikilik var. Aslında insanın düşünüş biçimi de böyle iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlaklı, ahlaksız. Hep o dikotomi dediğimiz iki çekirdekliliği görüyoruz. Peki eşcinsel beraberliklerdeki, evlat edinilen çocuklardaki orada annelik içgüdüsü demeyeceğiz, ne diyeceğiz onlara? Ya da trans bireylerin çocuk dünyaya getirme arzularıyla ilgili. O yüzden annelik içgüdüsü değil, annelik arzusundan, annelik duygusundan bahsedebiliriz eğer bahsedebileceksek. Öbürü kadını eve hapsetmek, doğurganlığa hapsetmek, belli kurallara hapsetmek ve İşte anneysen kadınsındır. Yani kadını annelik üzerinden tanımlamak için kullanılan o klasik ataerkinin icat ettiği bir kavram. Zaten de kitabında şöyle anlatıyor bunu. Bu bilimin ilerlemesiyle birlikte ve de insanları şempanzelerden de biraz uzaklaştırabilmek için içgüdünün hayvanlara terk edildiğini, annelik sevgisi olarak yeniden ambalajlandığını, paketin farklı olduğunu ama içindekinin aynı olduğunu
anlatıyor ve sonra şöyle diyor. Anneliğin erkeğin yapamadığı ya da yapmak istemediği kutsal soylu bir iş olarak tanımlandığını anlattıktan sonra bir sürü kadın bu kutsal tanımlamada yeni değerlere boyun eğdi. Ama birçoğu huzur adına boyun eğer gibi görünüp sesini çıkarmadı. Diğerleri ise direndi ve onlara savaş açıldı. Melis, sen de bu toplumda tırnak içinde direnenlerden, kısacası çocuk sahibi olmayı tercih etmeyen kadınlardan birisin. Sen nelerle uğraşıyorsun? Şimdi ben şu anda 41 yaşındayım. 14 yıldır evliyim. Ben işte 27 yaşımda evlendim. Herhalde bir 37'ye kadar artık hani çünkü 40'lara yaklaşınca bırakıyorlar seni artık bu zaten çocuk doğuramaz diye. Ama bir 10 sene yani çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman doğuracaksınız? Çocuk yok mu? Sürekli bu sorularla muhatap oldum. Yani nereye gitsem ama insanların ne kadar hani gerçekten sınırlarını bilmedikleri, ne kadar düşüncesiz oldukları, hani sadece kendi fikirlerinin doğru olduklarına inandıkları sadece bu tecrübeden yola çıkarak bile görebildim aslında. Çünkü yani ben hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedim. Yani kendimi bildim bileli. Fakat 30'larımın sonunda benim bir kafam karıştı. O da şu, ya o her yani herkesin var. Benim de olmalı. Hani böyle bir ya kendime inanamıyorum. Hani ben aslında böyle bir insan değilim. Hani herkes gibi olayım. Ama bu öyle bir nasıl diyeyim baskı yani bu bir mahalle baskısı da o baskıyı da takmam ama hani öyle bir empoze edilen bir şeymiş ki sanki ben eksiğim hani benim de çocuğum olmalı. Ben de onu yaşamalıyım gibi. Böyle bir yıl falan böyle bir geldim gittim. Ama sonra şu anda çok memnunum. İyi ki ona kapılıp hani gerçekten çocuk sahibi olmamışım. Çünkü bu çocukları sevmediğimden değil. Ben hani kadın dedim de esasen çocuk hakları konusunda da çalışan bir gazeteciyim. Ve çocuklara çok değer veriyorum. Fakat yani çocuk sahibi olmak istemiyorum. O annelik kimliğini taşımak istemiyorum. Yani ben kadın kimliğini benimsiyorum ve bunu sadece bu kimlikle var olmak istiyorum. Aslında benim de bu konuda Dilara'nın Aramızda Kalmasın kitabı çıktığı zaman ben bunu okudum, kitabı yazmak istiyordum ve zaten annelik bu konuyla açılıyordu. Ve bunu okuduğumda tamam dedim, ben bu kitaptan bunu yazacağım. fakat yazıyı şimdi dönüp baktığımda, bu ilk yazıydı konuya dair, aslında çok temkinli yazdığımı fark ediyorum. Yani hani sözümü sakınmadım ama çok temkinli çünkü ben bundan dolayı kesinlikle tepki alacağımı düşünüyordum. Yani bu annelik tabusu Türkiye'de çok gerçekten en üstteki tabulardan bir tanesi. Yani bu annelikle ilgili nasıl diyeyim challenge ettiğiniz noktada gerçekten çok ciddi bir tepki alma olasılığınız var. Fakat sonra o kadar çok yani o yazıdan sonra o kadar çok mail işte mesaj vesaire aldım ki kadınlardan hani aynı şey, ne çokmuş dedim. Hani ben böyle kendimi daha az sayıda diye düşünüyordum. Çocuksuz kadınlar mı, çocuklu kadınlar mı? Çocuksuz ama birkaç şöyle doğdu. Okulun üzerine gidemedim. İkinci çocuğunu doğurmuş fakat bundan dolayı mutlu değil. Şimdi o konu daha da büyük. Ya yani oraya girmek daha da büyük bir şey ama düşünüyorum. Fakat o daha sonra bu tepkiler gelince ben dedim ki ikinci bir yazı yani daha doğrusu şöyle yaptım. O kadınlarla konuşup onların anlattıklarını yani neden istemediklerini ortaya döken bir haber yaptım. Size oradan birkaç bir şey, yani bunları okuyacağım çünkü onlardan anekdotlar. Şimdi birkaç sebep var. En çok sebep, yani en çok rastladığım sebep dünyanın gidişatı oldu. Yani bu aslında böyle bir geyik gibi düşünülür ama gerçekten de hani kadınların seçimlerini etkileyen bir şey. İşte mesela 13 yıldır evli 38 yaşında bir kadın dedi ki dünyada çok fazla acı var ama adalet yok. İnsanların bu kadar bencil, açgözlü ve merhametsiz olması beni çok şaşırtıyor. Böyle bir dünyaya çocuk getirmektense burayı çocuk getirmeye değecek bir dünya haline getirmek için uğraşmaya yeğlerim. Bu tam da benim gerçekten söyleyeceğim bir şey. Sonra işte başka bir 29 yaşında bir kadın, anne olmama kararımda ülkenin istikrarsızlığının, işte ahlaki yozlaşma ve eğitimdeki sorunların yanı sıra esasen su, hayat, nefes olarak gördüğüm değişen iklim şartları etkili. İşte 2030'da ülkemizde su kıtlığı olacak vesaire diyor. Sonra mesela ondan sonra geliyor, biraz hani maddi
kısım. Hı hı. Bu gerçekten önemli bir sebep. Çünkü insanlar yani şunu istiyor. Ben kendim bile şöyle düşünüyorum. Yani ben çocuk sahibi olsam ben kendi ailemin bana sağladığı imkanları eğitim başta olmak üzere çocuğuma sağlayamam. Bu çok gerçek bir şey. Ha? Biz bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Ve bu beni çok acıtır. Çok doğru bir tespit ve çok yani gerçek. Bu herhalde benim en güçlü sebeplerimden biriydi başta. Hı-hı. Ama daha sonra başka şeyler olduğunu da gördüm. Fakat bu insanı gerçekten acıtır. Yani bu şey demek istemiyorum. Çocuk işte nasıl diyeyim böyle varlık içinde büyüsün falan demiyorum. Ama en basitinden hani ben iyi bir eğitim aldım. O maliyetli bir eğitimdi. Ve hı-hı, bunu ben yani mümkün değil benim kendi aldığım eğitimi çocuğuma sağlamam. Dolayısıyla yani bu önemli bir sebep bence. İkinci sebep de en çok gelen buydu. Biri diyor ki asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken doğan çocuğun rızkı ne olabilir? Çünkü hep deniyor ya. Rızkıyla gelir. Mesele sadece doğurmakla bitmiyor, çocuğun bakımı, sağlıklı gelişim vesaire. Ben bu yaşta bile kendi geleceğimden emin olamıyorken, her güne korku ve acı dolu haberlerle uyanırken benden anne olmam nasıl talep edilebilir diyor. Sonra orta gelirli kadınlar için işte hem çalışmak hem anne olmak çok zor diyor başka biri. Çalışırken çocuğa bakacağı birini bulmak vesaire. Ondan sonra çevre baskısı geliyor. Aslında bunu hani şey yani çevre baskısından dem vuran çok oldu, hı hı, sebep olarak değil de burada çok enteresan birkaç kişiden, enteresan değil aslında bildiğimiz bir şey de, jinekolog örneği geldi. Jinekologlar da mahalle baskısının bir parçası. İşte her gittiğimde diyor, tabii her gittiğimde diyor, ben sormamama rağmen doktor bana her seferinde yumurtalarımın durumunu anlatıyor. Yumurta sayısından söz etmesinden ben rahatsız oluyorum diyor. Bana üremesi gereken bir makine gözüyle bakıldığını hissediyorum diyor. Sonra mesela 40 yaşında olmasına rağmen anne olma konusunda hala yoğun baskı altında olduğunu söyleyen bir kadın da, çocuk sahibi arkadaşlarımın harika bir duygu, mutlaka tatmalısın baskısı, jinekoloğumun hadi ama rezervler tükenebilir, yumurtalarını dondurmayı bir düşün en azından baskısı ve buna benzer daha sessiz imalar diyor. Yani ben kendimi böyle bir şeye adamak istemiyorum diyor. Burada yine Dilara'nın kitabına geleceğim. Yani Dilara aslında orada şey, yani tek bir cümle var aslında bence bütün hikayeyi anlatıyor. Yani annelik her kadının doğasında olan bir varoluş biçimi değil. Bu sadece bir deneyim, bir kimlik. Yani bunu bizim yani her çocuk, her kadın çocuk istemiyor ve her kadın annelik deneyimi yaşamak istemiyor. Yani ben bunu kendimden biliyorum. Dolayısıyla yani bu bir gerçek ve biz artık bunu toplumda daha yüksek sesle dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki dediğim gibi yüksek sesle dile getirdiğimizde de yani sandığımız o biraz kırılmış o tabu. Yani bir şeyler biraz değişiyor. Dolayısıyla bir sürü kadın ben de demeye başlıyor. Ben Dilara'nın kitabına da birazdan geçeceğim. Onun üzerinden de konuşacağız. Ama biraz daha tabu bir konuya gireceğim burada. Şimdi çocuksuz kadınlara işte sizler de duymuşsunuzdur, işte ileride pişman olursun herhalde, değil mi? Tabii. Ama kimse çocuklu bir kadına ileride pişman olursun demiyor. Evet, şey Dilara'nın kitabında örnek. Şimdi burada el kaldırmanızı istemeyeceğim aramızda pişman olan var mı diye, ama ben şu anda bir kitap okuyorum. Adı Regretting Motherhood, annelikten pişman olmak gibi bir şey. Onun bir görseli vardı, bilmiyorum bulabilecek miyiz? Çünkü Türkçe'ye de çevrilmiş o kitap ama çok daha farklı bir şekilde çevrilmiş. Bu değil. Birazdan gelecek belki. Kitapta annelik pişmanlığını anlatıyor ve çocuğu olan, bilmiyorum belki de eklemeyi unuttuk mu acaba, çocuğu olan ve hatta torunları olan ve geriye dönüp de keşke yapmasaydım. Hayatımın en büyük yanlışlarından biriydi. Çocuklarını çok sevmesine rağmen tabii ki onu bir kenara koyup diyen kadınların hikayelerini anlatıyor ve kitap Türkçe'ye bambaşka bir isimle çevrilmiş. Evet. Abartın evet bu. Şöyle. Orijinali çıkmadı herhalde, önemli değil. Evet, orijinali bu. İngilizcesi bu. Cesaret edememişler onu. Evet. Almancası, bu da zannederim İspanyolcası. İsrailli bir kadın yazar bunu yazan. Türkçe'ye çevrilmiş hali de yine bakın kalpler, çiçekler, ne güzel değil mi? Annelik ne kadar. Fakat kalp yani, taşıyan bir anne var orada. Çok değişik bir kitap. Ben de daha yarısındayım. Ben orijinalini okuyorum.
Kindle'dan. Çok enteresan bir kitap. Ama annelikle birlikte, dediğim gibi belki bu salonda bunu kendine bile itiraf etmekten çekinen kadınlar var. Fakat böyle bir duygunun olduğu, annelikten de pişman olunabileceği gerçeğini irdeleyen bir kitap bu. Hande, sen de işte 11 aylık annesin. İlk 3 ayda biraz afalladığını söyledin. Evet, seninle de sık sık konuşuyorduk. Şöyle oldu, kendi annelik serüvenimden bahsetmem gerekirse, şimdi bu panel 4-5 ay önce olsaydı ben ikinci cümlemi ağlayarak başlardım. Sonrasında da bir kondom virali olarak devam ederdim. Çünkü beni gören herkes, çocuk böyle bir şey mi gibi bir hissiyatla yanımdan ayrılıyordu. Çok zor bir 3 ay geçirdim bilmiyorum ama belki benim kişisel tecrübem işte bebeğim gazlıydı, uyku problemi vardı, hala var. Bazı başka sorunlar yaşadım vesaire. Bir de ben Berlin'de doğum yaptım. Biraz herhalde o sırada Loosa depresyonuyla karışık bir sıla hasreti de çektim. Çekeceğimi düşünmediğim bir hasretti bu ama. Dolayısıyla ilk 3 ay benim pişman olmadığım ve hayatımda bir geri al tuşunun olmasını istemediğim tek bir gün bile yoktu. Ama sonra yani hatta şunu hatırlıyorum. Benim hamileliğimde de hamileliğimden önce doğuma dair, hani hep anlatırlar ya, Melis de biraz önce dedi, muhteşem bir duygu, kesin tatması gerekiyor. Bir kere bunu söyleme sebepleri bence şu, herkes bu haltı yesin, dışarıda hiçbir şey kalmasın. Ben yandım, siz de yiyin. Biz de bir şey kaçırıyormuş gibi hissetmeyelim. Ben de şimdi arkadaşlarıma söylüyorum, mükemmel bir duygu falan. Büyük bir yalan demesem de çok abartılmış bir annelik hissiyatı bence bu. Şöyle, mesela ben doğum yaptığım günü kesinlikle hayatımın mucizesi ve hayatımın en güzel günü diye tasvir edemem. Hayatımın en zor günüydü, çok zor bir doğumdu ama çok büyük bir rahatlama yaşadım. Çünkü hamilelikte böyle bir paranoyalar basıyor insanı. Ben bir ara kendim sıtma olduğuma bile inandırmıştım, sıtma merkezine gidiyordum. Tatile gidecektik bir hafta sonra, ben kesin sıtma oldum, hemen gideyim işte ne yapılması gerekiyorsa yaptığını falan dedim. Sonra eşim dedi ki, o zaman anladım saçmaladığımı. Belki de vebasındır, hiç onu düşündün mü dedi. Neyse, o anlarda böyle bir sağduyu gerekiyor. Sonrasında yani hamilelikte yaşadığım paranoyalar doğumla beraber bitti. Büyük bir rahatlama yaşadım. Bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım çünkü. Ama sonra bambaşka bir şeye başladı, bambaşka bir delilik hali. Eve gittiğimizde hastaneden çıkıp ben ilk şey diye sordum. Bu hep bizimle mi olacak? Ya hiç almayacaklar mı? Artık yani bunun bir geri al tuşu olmayacak mı? Ve herhalde yine anne babalığa dair en büyük panik sebebi de bu. Yani yine el kadar bir şey var hayatında ve sen beslersen beslenecek, sen uyutursan uyutacak. Bu arada sürpriz, bebekler uyumayı bilmiyor. Bu bana verilen bir bilgi değildi. Uyku eğitimi vermek gerekiyormuş bebeklere. Kendi kendilerine uyumayı öğrenemiyorlarmış. Benimki hala öğrenemedi, uyku eğitimi terk. Dolayısıyla bu başlı başına zaten bir ızdırap. Ben biliyordum, tamam, uykusuz kalmayı bekliyordum. İşte 2 saatte bir emzireceksin, 3 saatte bir emzireceksin. Ben bu arada onu da yaşayamadım. Yaka iğnesi gibi sürekli üstümde ve mememde yarım saatte bir, 15 dakikada bir ne zaman istiyorsa emzirdim. Dolayısıyla yani bu içine girmeden, yaşanılmadan kesinlikle anlaşılacak bir süreç değil. Ben mesela kendi çocuksuz arkadaşlarımla da aramda büyük bir uçurum olduğunu fark ettim o zaman, üzülerek kendimi çok yalnız hissettiğim dönemler oldu ama şunu da düşündüm. Ben de benden önce doğurmuş arkadaşlarımı anlamamışım. Yani bu gerçekten yaşanmadan anlaşılacak bir şey değil, empati yapılabilecek bir şey değil en azından. Dolayısıyla ben bu pişmanlığı sürekli hissettim. Hayat bir de şöyle, ben kendi konforuna biraz düşkün, rahat yaşamayı seven, bir ortama girdiyse o ortamın en rahat olmasıyla ünlü biriydim. Ve birdenbire işte 8 saatten az uyudum mu, kendime gelemem, her gün duş almadıysam, o gün yanıma kimseye yaklaştırmam duş almadıysam, birdenbire işte 2 saat bir gecede deliksiz uyuduysam atom karınca ve 3 günün sonunda banyo yapabildiysem prenses gibi hissetmeye başlamıştım. Bu arada banyo ritüelim de değişti. Kapıyı kapatıyordum, önce arkasına yaslanıyordum, sessizce ağlıyordum. Ondan sonra duşa giriyordum, musluğu açıyordum, hönkürerek ağlıyordum. Sonra bir 3 dakikada yıkanıp çıkıyordum. Çünkü yalnız kalabildiğim tek yer banyoydu ve yalnız kaldığımda yapmak istediğim tek şey ağlamaktı. Yani biliyorum, bu arada Arzu Hocam, yarın bir gün oğlan bunları seyrederse nur topu gibi bir travma mı olacak ona? Açıklayarak büyüteceğiz, onu çıkışta konuşuruz.
çok seviyorum. Bunları hep dillendiriyor olacağımız için, bunları hep dillendiriyor olacağımız için bu da norm olacak bir süre yani sonra. Yani şöyle, sevgisini anlatmıyorum çünkü bu hep anlatılıyor. Yani evet, resmediliyor, film yapılıyor, işte edebiyata konu ediliyor. Çok seviliyor yani, anlatıldığından da fazla seviliyormuş ama bir de bir karanlık bir yüz var yani, bunu da konuşmak gerekiyor. Evet. Hayatım alt üst etti, sonra altın üstünden daha çok sevdirdi, o ayrı. Ama bu şeye düşmeyin, dünyanın en muhteşem duygusu. Yalan. Kesinlikle hiçbir şeye benzemiyor. Şu an 6 aydan sonra benim tabii ki tablom biraz daha pembeleşti. O daha böyle agucuk bugucuk yapıp kendini ifade eden, ya bir de spot sevdiriyor kendini tabii ki yani, seviyorsunuz bir şekilde. Sevgisiyle ilgili hiçbir problemi yoktu ama şöyle bir konuşma geçmişti eşimle, hatırlıyorum daha 40 günlük falan. Benim bu işte Losa Depresyon'un hat safhasındayım ama yavaş yavaş da gülmeye başlamış, bir şeyler yapmış, o sevgi de artıyor. Şunu atladım, o şey de gelmedi bana doğurur doğurmaz, ulvi annelik hissiyatı, işte içimden çıkarcasına seviyorum falan, o da gelmedi ve bana kendimi çok kötü hissettirdi. Hatta şöyle bir konuşma oldu eşimle aramızda, tabii ki o da her gün birbirimize şey diye soruyoruz, işte 9 ay önceye döndün, bugünleri yaşadın, yapar mıydın, yapmazdım, sen yapar mıydın, yapmazdım. Her gün 10 dakika bunu konuşuyoruz. Bir gün bana şey dedi, ya çok seviyorum dedi, ben de çok seviyorum ama hala dedi, dünyada en sevdiğim insan sensin. Sonra düşündüm, benim de sensin. Niye öyle? Ya ben niye Ebu Şallı gibi kocamı bebeğimden daha çok seviyorum? Ebu Şallı'yı gömdük. Yani bu nasıl bir şeydi, kendimi çok kötü hissettim. Ha tabii ki zaman geçti, özellikle 6 aydan sonra şu an kıyaslamam bile ikisini, sevgisini. Bunu da inşallah o izlemez. Ama... ama... Tabii ki o sevgi içime oturdu. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı hiçbir zaman olmadı. Pişmanlığım da azaldı. Artık kendime onu sormuyorum. En azından 3 haftada bir falan pişman oluyorum. Ama en azından bazı, işte ben onu öğrendim, o beni tanıdı. Tolere etmeye başladık birbirimizi. Ben annelikle başa çıkmayı öğrendim vesaire. Ama hala önceki hayatımı çok özlüyorum. Yalan yok. Bekar arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Çocuksuz arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Mesela şimdi buraya geldim. Anneme babama bıraktım. Yarım saat, internet de yok. Mesaj da atamıyorum. Ne yapıyor? Yedi mi? Uyudu mu? Dışarı çıkarttınız mı? Üstüne şunu giydirdiniz mi? Yani o kafamda artık hayatım bana ait değil. Kafam da bana ait değil. Çantam da bana ait değil. Hiçbir şey bana ait değil. Benim üçüncü oğlum şimdi 4 yaşında olacak birkaç hafta sonra ve ilk doğduğunda ve ondan sonraki senede biz de çok sıra dışı bir uyku şeysi yaşamıştık falan. Ve üç çocuk nasıl diye soran insanlara ben sadece şunu söylüyordum. Hayatımı çok zorlaştırdım. Kendi hayatımı çok zorlaştırdım. Oradan kendilerinin çıkarım yapmalarını bekliyordum. Veya üçüncüyü bekleyen hala bazen kadınlar yazıyorlar, işte mesaj atıyorlar, işte izninizden geliyorum falan. Benim bir arkadaşım, onun da 3 oğlu var. Üçüncüye çok tesadüfi bir şekilde gebe kalmıştı. Doğal yollardan kalması da çok zordu, yumurtalığı falan alınmıştı. Ve o üçüncüye hamile kaldığı zaman ben de işte 2 oğlandan sonra böyle kız olsun istemiştim. Doğan'a da söylemiştim, işte biz de acaba yapsak mı, kız olur belki falan, o da onlarınki bir olsun o zaman bakarız demişti sanki. Ve onlarınki tabii oğlan oldu. Ve ben aradım arkadaşımı. Dedim ki böyle böyle, biz de üçüncüyü bekliyoruz. Ben seni yeterince uyarmadım mı dedi. Ve uyarmamış. Çünkü uyarılabilecek gibi değilmiş. Ve üçüncüsünün cinsiyetinin de ilk ikisiyle aynı olduğunu öğrenince ben önce bir oturup ağladım. Jinekoloğumdan izin istedim, eşimden izin istedim. Sonra döndüm bebeğimden izin istedim, bu seninle ilgili değil benimle ilgili falan. Ve yine aynı arkadaşımı aradım. Ve telefonda bana kötü kadın kahkahası attı. Nooo diye. Çok komik de, çünkü gerçekten anlatılmaz yaşanır bazı şeyler. diyerek... Ben yine biraz ciddiyete davet edeceğim bizi. Annelik ve pişmanlığı konuşmak neden bu kadar zor? Dilara, sen kitabında da bunlardan bahsediyorsun ve toplumdaki annelik algısından bahsediyorsun orada. Üç işte bir subjektif algılar, bir bizim yarattıklarımız. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Sonra biraz pratiğe geçeceğiz.
Yani ben açıkçası annelik konusuna şöyle girdim ilk başta. Feministim, feminizm açısından bakıyorum anneliğe. İkinci dalga feminizmde şöyle bir şey var. Annelik tükaka, kadınların geri planda kalması doğurgan oldukları için oluyor. Doğurgan oldukları için de eve kapanıyorlar, çocuk bakmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle geri planda kalıyorlar. İşte kadınlar doğurgan olmasaydı eşit bir toplumda yaşayacaktık gibi bir algı. Ben de böyle bakıyordum açıkçası anneliğe. Daha sonra aynen senin okuduğun gibi ben de Adrienne Rich'in Türkçe'ye çevrilmedi kitabı. Kadınlardan doğanlar bir deneyim olarak ve bir kurum olarak annelik diye bir kitabı var. Bu kitabını okumaya başladım. 1976'da yazmış. Hı hı. Anneliği deneyimlemesini. Ben bunun üzerine okumaya başladığımda hem onun yazdıklarından hem de çok fazla blog gezdim. Çok fazla kadınla konuştum anne olan. Şeyi fark ettim. Yani annelik tek bir deneyim değil. Farklı farklı deneyimleri var. Bu farklı farklı deneyimleri her kadın farklı bir şekilde yaşıyor. Mesela az önce Hande'nin bahsettiği her doğuran kadından, Amerika'da istatistikler mesela 5 kadından biri doğum sonrası depresyona giriyor. Ama bundan kimse bahsetmiyor. Çünkü neden? Annelik pişmanlığı yaşarsa kötü anne, canavar anne, cani anne, sen anne olmayı hak etmedin, bak çocuğu olmayanlar var gibisinden bir baskıyla bunu dile getiremiyor kadınlar. Ben bu deneyimleri okudukça gözlemledim ki bu kadar farklı annelik deneyimleri varken neden biz her anneden aynı şeyi bekliyoruz? Çünkü bu da kurumsal annelik kimliği diye bir şey var. Kitapta da bundan bahsediyorum. Annelik kurumu olarak anlatıyor Adrienne Rich de bunu. Böyle bir kimlik var. Sonra düşündüğümüz zaman mesela Türkiye'de işte anne cefakar olur, vefakar olur. Çocuk işte ağladı mı hemen koşar. İşte kendi yemez yedirir, kendi içmez içirir. Her şeyle anne ilgilenir. Baba zaten yok ortalıkta. Hani ondan kimse hiçbir şey beklemiyor. Neden onu da yani hani bir iki kişi doğuruyor bebeği. Az önce mesela sanırım siz dediniz. Yaşamadan öğrenilecek bir şey değil. Yani yaşanarak öğrenilecek bir şey ebeveyn olmak. Fakat babalardan bu beklenmiyor. Annenin doğasında içgüdüymüş gibi bunu biliyor olması bekleniyor. Çünkü neden? Kadın doğurgandır. Doğurgansa da o zaman doğal olarak annedir. İçgüdüsü vardır. Her şey annelikten beklenir. Bunun üzerinde yaratılan tek tip bir annelik var. Bu anneliğin baskısından dolayı kadınlar haliyle bunu yaşayaraktan ikinci plana atılmış gibi görülüyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani ne kadar biz kadınların üzerinden bu baskıyı alırsak ve bunun üzerine babalara çok fazla görev düşüyor, iş hayatına, kadınların çalışma izinlerine vesaire bunlara çok fazla görev düşüyor. Ne kadar bu görevi üzerinden alırsak aslında bu tek bir kimlik olmaktan çıkacak. Ve dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamalar zaten yani pratiğe geçeceğiz dedin, yavaş yavaş da başlatıldı. Fakat hani anneler bütün bu hisleri hissettikleri için anne olduktan sonra bunu dile getirmekte tabii güçlük çekiyorlar. Aslında panelin süresini biraz kısaltmak durumunda kaldık sarkmalar olunca. Pratiğe hemen geçelim çünkü Dilara'nın birkaç görseli var. Dilara buraya kendisi bedenen konuk olmadan önce, 2 sene önce yine Dijital Topuklar'da medyadaki cinsiyetçi dile eleştirdiği tweetleriyle konuk olmuştu. O zaman da yeniden yazıyoruz üzerinden konuşmuştuk. Yine sen birkaç tarama yaptın ve medyada annelikle aslında babalığın temsilini bize anlatabilir misin? Yani bu genelde işte şiddet uygulandığı zaman çocuklara, bunu uygulayan kişi anne ise hemen cani, canavar, korkunç kadın, işte onu yok sayalım, o bir şeytan, direkt bir kimlik yükleniyor kadına. Anne olan biri bunu yapamaz deniyor. Fakat baba yaptığı zaman ya cinnet geçirdi, siniri bozulmuştur. Trafik o canavarı gibi, üçüncü bir şey. Ya üçüncü bir şey, hani babanın da suçu değil, o sırada aklı gitti. Ama anne olduğu zaman kesinlikle böyle yansıtılmıyor. Hani medyana da temsiliyetini gördüğümüz zaman ya da boşanmış annelerde, boşanmış çiftlerde çocuk eğer ki babadaysa hemen işte çocuğuna bakmıyor, anne demek ki istemiyor ama çocuk annedeyse babanın hiçbir suçu yok. Hani medyada da böyle bir temsiliyeti var iki ebeveynin farklı olarak. Baba ayrıcalıklı gösteriliyor bu anlamda. Bunları fark etmenin de çok önemli, yani hepimizin kör noktasına geliyor çünkü. Baba cinneti diye bir şey duyuyoruz ama anne cinneti pek duymuyoruz gerçekten. Yok, kesinlikle. Katil, cani,
Bu kadın cinayetlerinde de böyle. Kadın cinayetlerinde de aynı onlar şekilde. Onlar hep cinnet dualarında var, böyle evet. Delirebiliyorlar. Bu da onlara hak gibi. Peki Melis, sen çok yakında bir kitabın çıktı. Evet. Bununla ilgili daha çok dezavantajlı bölgelerdeki kızlarla çalıştın. Evet. Spor ve sanat alanındaki ve bu kitabın aslında farklı bir misyonu da olur. Çünkü özellikle o bölgelerde genç yaşta anne olması beklenen kızların fırsatları olması halinde bambaşka bir yola gidebileceğini gösteren bir kitap oldu. Evet, bu Ben İstersem kitabın ismi, İlham Veren Hayatlar. Aydın Doğan Vakfı için fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'le birlikte yaptık bu kitabı. Pek çok ile gittik ve burada çeşitli kız çocukların hikayelerini aldık ve onları yazdık, fotoğrafladık. Burada şunu gördüm, özellikle zaten mesela bir tanesi Malatya futbol, kadın futbol takımı. Buradaki çocuklar bayağı 90 kız çocuğu falan geçti oradan. Şeyde Twitter'da görmüştük, baldırı çıplak oynuyorlar. Onlar mı onlar? Erkekler söyleniyorlardı işte, baldırı çıplak oynuyorlar, bu olacak iş değil. Ha, olabilir, böyle hangisi, bir Malatya mı bilmiyorum. Galiba hatırlamıyorum, Malatya onu rastlamadım. Bilmiyorum. Şimdi zaten bir kadın futbol oynar mı hikayesinin dışında işte şort giydin ettin, evet, işte onlar da var. Ha, bu kızlar. Şimdi bunlar mesela hakikaten Malatya'nın çok dezavantajlı bölgesinden bir grup kız. Biz bu hikayenin başlığı hatta şeydi, yani hani erken evliliğin panzehri futbol kadınlar için. Şimdi bunların hepsi aynı şeyi söylüyor. Eğer biz şu an ki 13 yaştan itibaren söylüyorum, yani 13'te bile evlendirilebilecek olan var yaşadıkları bölgeye göre. Yani şu an biz bunu yapmasaydık çoktan evlenmiştik. Çünkü burada bir kere kendilerini keşfediyorlar. Hani başka bir hayat keşfediyorlar, başka bir gelecek olabileceğini görüyorlar. Çünkü bir çocuk, şimdi özellikle Anadolu'da zaten bilim, sanat falan çok çocuk çıkmıyor. Daha çok, yani çıkıyordur da hani biz kitabı açıkçası yaparken zorlandık orada. Daha çok spor var. Hmm. Hani o daha herhalde organize etmesi kolay bir şey. Diğer alanlar daha maliyetli. Hani bir milli eğitim üzerinden en azından spor ilerliyor diye. Şimdi burada... Bu çocuklar yani hepsi başka da var. Mesela yani ne diyecektim unuttum da. O spor sayesinde hayat üniversiteye gidebiliyorlar. Çünkü hani sporcu olursan, milli sporcu, oradan bir şekilde bir puan tutturup beden eğitimi bölümüne direkt gidebiliyorsun. Hı-hı. Ve zaten bunu kuran öğretmen de bir öğretmen kuruyor, Doğan Çelebi diye. Bunun için kuruyor. Çocuklar üniversite okusun diye aslında spora başlama gibi bir durum var. Şimdi buradaki çocuklar birdenbire bunların hiçbiri üniversiteye gitmeyecekti. Ama şu anda bir sürüsü üniversitede okuyor beden eğitim bölümünde ve hepsinin bütün amacı, bundan önceki panelde bahsedildi sanırım, tam laf neydi hatırlamıyorum ama hani karşılıksız verince o kişi de bir şey, hani karşılıksız onu öğreniyor. Hakikaten de bu çocuklar böyle bir şey, yani nasıl diyeyim, böyle bir fırsat doğduğu için onlar için karşılıksız bir şeyler veren birileri, işte bir öğretmen çıkmış. Hepsi öğretmen olup çocuk yetiştirmek istiyorlar. Yani hani evet şampiyon olayım, dünya şampiyonu olayım diyen de var. Ama esasen hepsi öğretmen olup çocuk kendileri gibi kız çocuklarını yetiştirmek istiyorlar. Ve burada bir sürüsünün, yani sporcular dışında da mesela o köyde köylülerin bakışını, zihniyetini değiştirdikleri olmuş. Yani hani normalde eşofman giyemez bu köyde, kız çocuğu sokağa çıkamaz denen bir köyde o anne baba, ama eğitimsiz dahi olsalar aydın insanlar, bunların hepsini tesadüfen. Hı-hı. Demek ki böyle bir gerçek var. Hı-hı. Yani hani onlar çocuğu tamam kızım sen yap yapacaksın deyip sonra o çocuk başarılı olunca bir bakıyorlar bir sürü illere gidiyor. Normalde öyle bir hani bütçe yok ailede, yani diyelim hani 1000 lira ile geçiniyor diyelim o aile, 3 çocuklu aile ayda. Ama o çocuk sürekli hatta yurt dışına gidiyor, şampiyonalara gidiyor, bakıyorlar. Aa hani o zaman diyorlar bu sefer 100 çocuk yollanıyor kursa o köyden. Normalde sokağa çıkamazken çocuklar. Yani böyle de bir iyi etkileri oluyor, olmuş çevreye yani. Hande, ben seni yakalamışken burada avukat olarak, ben Hande'yi yılların Gezi döneminde Twitter'dan tanıdım aslında. O zamanlar bir günde müthiş yazılar yazıyordu ve ondan sonra takip ettim ve
Bence Twitter'ın en eğlenceli gerçekten kişilerinden birisi. Böyle ünlüler boşanacağı zaman onlara tweet atıp gelin ben size yardımcı olayım falan demişliği de çok var. Yakalamışken burada bu kadar kadın da toplanmışken pratikle ilgili ben ona çok kısaca çünkü çok konuşulan ama hepimizin çok hakim olmadığı ama hakimmiş gibi yaptığımız evet falan dediğimiz bir konu İstanbul Sözleşmesi'ni sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi, kısa adı İstanbul Sözleşmesi, tam adı kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İstanbul'da imzalandığı için evet, değil mi? Evet, İstanbul'da imzaya açıldı. 2011 yılında, 2014 yılında onaylandı. Türkiye bu sözleşmenin ilk imzacısı. Aslında bu çok önemli bir şey. İstanbul Sözleşmesi uluslararası alanda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı bir yaptırımı olduğunu söyleyen ilk sözleşme aslında. Şu an bildiğim kadarıyla 34 onaycısı var sözleşmenin. Son sayı 34'tü, yenileri oldu mu bilmiyorum. Aslında çok basit bir şey söylüyor İstanbul Sözleşmesi temelinde. Diyor ki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla. Yani imzacı devletleri bu ödevi veriyor. Şiddeti de çok geniş tanımlıyor. Psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, zorla kadın sünneti, zorla kısırlaştırma, zorla kürtaj, zorla evlilik, ısrarlı takip vesaire. Birçok geniş tanım var şiddetin ve ayrımcılığın, kadına yönelik ayrımcılığın. Bu arada bizdeki çevirisi aile içi şiddet ama tam çevirisi aslında ev içi şiddet. Burada aile olmayı, evli olmayı, aynı ikamet içerisinde yaşamayı aramıyor sözleşme. Partnerler arasında da, eski partnerler arasında da. Yani sadece evlilik birliğiyle bir olmayı aramıyor. Bu da çok önemli bir kazanım aslında. İstanbul Sözleşmesi çok geniş bir derya bir konu evet. Tabii ki ama çok ana hatlarıyla anlatmam gerekirse imzacı devletlere 3 aşamalı bir ödev veriyor. Belki de 4 de diyebiliriz ama öncelikle şiddetsiz bir toplum yaratma ödevini veriyor. Yani bu şiddetsiz toplumu bir şekilde yaratacaksın. Gerekirse işte bunu müfredatına koy, okul çağına gelen çocukların anlayabileceği dilde anlat, atölyeler yap, kurslar yap vesaire ama o şiddetin toplumda çıkmasına fırsat verme. Toplumsal cinsiyet eşitliğini oluştur, bu algıyı yarat, bireyler arasında çatışma çıktığında ilk yönelecekleri şey şiddet olmasın. İlk ödev bu. Sonrasında da diyor ki, tamam böyle bir toplum yaratmak çok uzun bir zaman alabilir. Bunun için gerekli önlemleri almış ve yaratamamış olabilirsin. Önlemleri atlamış olabilirsin, o zaman kadını aktif olarak koru. Burada da aslında şunu demek istiyor, iç hukukuna uyarla bunu. Bizdeki bunun karşılığı 6284 sayılı yasa, muazzam bir yasa diyebilirim 6284'e. Ve tam uygulanması halinde gerçekten birçok mağduriyetin önüne geçecek, daha oluşmadan önüne geçecek bir yasa. Bizim şu anki eksikliğimiz, en büyük eksikliğimiz bu yasanın ve sözleşmenin aslında uygulanmaması. Bununla teoride var, pratikte yok. Olarak çıkan nafaka tartışmasını anlatacağım, onu da geçeceğim. Üçüncü aşaması diyor ki, sen böyle bir toplum yaratamadın. Kadını da aktif koruyamadın. Artık iyi niyetli ya da kötü niyetli bunları yapamadın. O zaman artık kadın zarar gördü. Aktif bir kovuşturma yap, aktif bir şekilde cezalandır, adalet sağla. Yani üç aşama, en büyük aşaması bu. Sonrakinde de diyor ki, işte kadınların da topluma katılması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önüne geçecek ödevler veriyor geleceğe yönelik. Ama bu üç aşama aslında çok önemli. Burada bizim ayağına gelirsek 6284 sayılı yasa. 6284 sayılı yasanın ortaya çıkışı İstanbul Sözleşmesi ile paralel ilerlediği için aslında biraz o kadar geniş kapsamlı. Ama şuna da haksızlık yapmayalım. 1980'den bu yana oluşan kadın hareketinin çok büyük bir emeği var. Yanlış hatırlamıyorsam 160 Kadın Derneği'nin oluşturduğu Şiddet Önleyeceğiz platformunun bakanlarla yani birçok bakanlıkla, aile bakanlığı üst üste çalışması sonucu çok büyük emeğiyle hatta meclis basmaları falan belki hatırlıyorsunuzdur tasarıdan çıkan birkaç maddenin tekrar geri sokulması için meclisi basmışlardı. Dolayısıyla 6084 sayılı yasa İstanbul Sözleşmesi ile iç içe ve paralel bir şekilde ortaya çıktı. Dönüm noktası da hatırlayanlar belki vardır. Nahide Opus olayı. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ni de çok tetikleyen örnek bir dava bu. Şöyle bir özelliği var. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kadına yönelik şiddet yüzünden ceza alan ilk devlet olma özelliğine erişmiş bu kararla beraber. Dolayısıyla bu sözleşmenin imzasından önce mi sonra mı? Önce.
6.284'ten de önce. Onun üzerine zaten. Tabii. İmajı düzeltelim diye aslında. Yani biraz zorunda kalarak direkt kadın derneklerinin baskısı ve Nahide Opuz davasının yarattığı kamuoyu. Yani şu an çok vaktimiz yok, Opuz'un bahsedemeyeceğim ama muhakkak araştırmanızı tavsiye ederim. Gerçekten o zamanlar bir de kadın bir bakanlığı vardı. Evet, daha kadın, aile bakanlığı yoktu. Böyle bir lav edilmemişti. Ayrı onun anlamı kadın bakanlığıydı. Dolayısıyla 6.284'ün ortaya çıkışı bu. Ama o şekilde, bu şekilde 6.284 gerçekten muazzam bir yasa. İstanbul Sözleşmesi'nin bütün ayaklarını tanıyan, uygulama alanı bulmasını sağlayan, uygulanması halinde bir yasa. Ama ben uygulamada 6.284 çok zor. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin şöyle bir denetim mekanizması var. Rapor usulüyle denetleniyor. Türkiye hakkındaki ilk rapor 2018'de çıktı ve o raporda da söylediği şu: mekanizmalar yetersiz, otorite toplumsal eşitliği sağlamak için adımlar atmıyor, verilen tedbir kararları çok kısa süreli ve de alternatifler çok kısıtlı. İstanbul Sözleşmesi ve dolayısıyla 6.284 sayılı yasa o kadar geniş bir tedbir önlemi tanıyor ki, estetikle yüz değiştirmekten tut, başka bir ülkeye isterse sığınmacı olarak gitmesine kadar. Ama hakimler bu konuda kesinlikle inisiyatif almıyorlar. Sadece uzaklaştırma, evden uzaklaştırma. Ben o kadar saçma görüyorum. Onda da zaten ilk başta 6 ay uzaklaştırma verirken, şimdi artık son dönemde 15 gün, 1 ay falan. Hatta boşanma komisyonu olarak kısaca bahsettiğimiz bir biliyorsunuz çalışma var. Onda şu an şey istiyorlar, talep edilen, nafakaya geleceğim buradan. Bu uzaklaştırma kararındaki en büyük şey delil ve ispat aranmıyor. Çünkü gecikmesinde çok sakınca olan haller, bunlar delil toplanması da zor durumlar. Bir kadının talebiyle bu kararın verilmesi gerekiyor ve bu aslında sözleşmenin ve kanunun en önemli kazanımı. Boşanma komisyonu raporunda diyor ki artık delil ve ispat aramak gerekiyor böyle durumlar için. Delil ve ispat bulunmazsa da 15 günde sınırlı tutulmalı. Bu, yani bu zamana kadar yapılmış mücadele sonucunda elde edilmiş bütün kadın haklarının lağvedilmesi anlamına geliyor. Bir diğer şey de biliyorsunuzdur, sosyal medya kullananlarınızın çoğu, bazı platformlar var. Süresiz nafaka mağdurları, işte boşanmış babalar, platform mağdur babalar, mağdur kocalar, işte ikinci eşler aile platformu. Bunlar sürekli Twitter'da bütün gün mention'ı, Cumhurbaşkanlığını, Aile Bakanlığını, ondan sonra çeşitli gazetelere hashtag'ler yapıyorlar. Nafaka zulümdür, nafaka haramdır, işte babamı nafaka öldürdü falan gibi böyle saçma sapan bir sürü mağduriyet devşiriyorlar bundan ve yapay bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Mağduriyet var mı peki? Mağduriyet yok. Mağduriyet var ama kadın mağduriyeti var. Erkekler hiç mağdur değil mi nafaka? Erkekler mağdur değil. Şunu söyleyeyim, zaten nafakalar bizim o magazinde gördüğümüz işte 150 bin lira nafakalar, bilmem kaç milyon dolar nafakalar değil. Bugün daha yapılmış, ben en son 367 lira diye not almıştım, ortalama nafaka miktarı 262 liraymış aslında. Ve bu nafakayı ödemiyorlar zaten. Ödemiyorlar, tahsil güçlüğü var. Nafaka tahsil kabiliyeti çok zor olan bir şey. Çünkü hani diyorlar ya, bir hafta evli kaldı nafaka almak için, çalışmıyor. Ya hangi kadın 262 lira alabilmek için bir hafta biriyle evli kalıp boşanır? Ya da bir işe çalışma durumu varken çalışır, kayıt dışı çalışır. Bunlar hayatın olağan akışına zaten aykırı şeyler. Ama işte dervişin fikri neyse zikri odur. Aynı mantıkla kayıt dışı çalışan, kendi dükkanında kendisini çalışan olarak gösteren, asgari ücretle gösteren erkekler yüzünden zaten nafaka tahsil kabiliyeti çok zor ve verilen meblağlar 200-300 lira gibi meblağlar. Dolayısıyla bunlar kadının boşanma iradesini baltalamaya yönelik hamleler aslında. Maalesef bir şekilde kamuoyu oluştu. Şimdi adını çok zikretmek istemedim ama hepinizin aklına gelen ilk bir muhafazakar medya kuruluşu var ya, inanılmaz. Yani harekat gündemini bile buna bağlayabiliyorlar işte. Böbreğini sattı nafaka. Gerçekten böyle bir başlık vardı yani. Böbreğini sattı nafaka ödemek için. Ömür boyu nafaka uzun. Bir kere ömür boyu nafaka diye bir şey yok. Kanun böyle bir şey düzenlemiyor. Kanun zaten nafakayı düzenlerken cinsiyet de belirtmiyor. Sadece yoksulluğa düşen taraf diye belirtiyor. Ama tabii ki dezavantajlı ekonomik genelde grup kadınlar olduğu için en çok nafakayı kadınlar alıyor. Çünkü neden? Eğitim hayatından kopartılan, sosyal hayattan tecrit ettirilen, eşit işe eşit ücret almayan,
çalışma hayatı hiç oluşmamış ya da çalışma hayatı oluşma iradesi oluşturulmamış kadınlar. Dolayısıyla dezavantajlı ekonomik grup olduğu için en çok nafaka bağlanan da kadınlar oluyor. Ama bunlar dediğim gibi 250-300 lira gibi meblağlar ve kimsenin hayatını değiştirecek, zevki sefa içerisinde yaşamasına sebep olacak. İşte nafakasını çatır çatır yerim, ben hayatıma bakarım dedirtecek meblağlar değil bunlar. Ne yazık ki ikinci yargı paketinde bu taleplerin birazcık cevap bulması gündemde. Şöyle evet. Bir tasarı var. Evlilik süresiyle sınırlandırmayı düşünüyorlar nafakaya. İşte 10 yıl evli kaldıysa 10 yıl nafaka alsın diye. Ki buna bile memnun olmuyorlar. Tamamıyla kalkmasını istiyorlar nafakanın, o ayrı. Ama tabii ki bu da hakkaniyete uyan bir durum değil. Çünkü kadın çalışma hayatından koparılmış ya da belki hiç çalışamamış, belki kafasını kapıdan dışarı çıkartılmasına bile izin verilmemiş, sosyal hayattan tecrit edilmiş. Sonra diyeceksin ki tamam sen 20 sene evli kaldın, 20 sene nafakanı da aldın, git çalış. Yani bu tabii yaşında. Ki 50 yani, yaşında bir kadına. Temizlikçilik falan yapabiliyorlar ancak zaten. Bu. Yani. Dolayısıyla bunu bir şekilde kapatacağım. Çok önemli bir kazanım. 6.284 sayılı yasa, İstanbul Sözleşmesi keza öyle. Sahip çıkmalıyız, buna izin vermemeliyiz. Her yerde ve her platformda arkasında olmalıyız. Bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Çünkü bu değirmene su taşıyan maalesef bazı magazin ünlüleri de var. Bu beni inanılmaz rahatsız ediyor mesela. İşte bunun nedense bir gövde gösterisi olduğunu düşünüyorlar belki. Ben kocalarımdan 5 kuruş nafaka almadım diye ortaya çıkan isimler var. Yani ayrıcalıklı birinin böyle bir şey söylememesi gerekiyor yani kendi yani harcamına. Tabii ki kendi koşullarıyla, kendi koşullarıyla kıyaslayarak aslında hiç belki de haberdar olmadığı hayatlar üzerinden böyle yargı dağıtmak çok acı bir şey. En azından bunun farkında olalım. Sahip çıkmıyorsak konuşmayalım, bilmiyorsak susalım. Böyle bir değirmene su taşımayalım. Teşekkür ederim. Ben Hande'ye çok lütfen, kısa bir şey ekleyebilir miyim? Yani ben de bir cümle ekleyeceğim. Bir cümle eklemek istiyorum. Bu aslında bütün bunun konuşuluyor olmasının sebebi kadınlık eşittir annelik olarak, kadını ailenin içerisine kapatmak olarak görüldüğünden. Yani bu şu güne kadar verilmiş kadın örgütlerinin yaptığı inanılmaz bir mücadeleyle kazanılmış hakların teker teker kadın bakanlığı kapatılarak, erken yaşta evliliklerin önü açılarak, kadının işe annelik izni aslında pozitif bir şey gibi görünse de süt izinleri, annelik izinleri uzatılarak kadın eve kapansın, üstüne şimdi de artık son kaçış noktasını boşanmak. Onun da önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yani o alyansı yani, pranga gibi bir şekilde son şey, son kapıyı kapatma. Zaten buraya kadar geldiler. Evet. Şimdi bir de son kapının kapanması. Şiddeti eve hapsetmek diye ben de tanımlıyorum bunu tam kesinlikle. Olarak. Şiddeti eve hapsediyor. O kadın boşanamayacak. Boşanamasın diye her şey yapılıyor yani bu düzenlemelerle. Ben şunu eklemek istiyorum. 6.284 sayılı yasa hakikaten çok çok iyi bir yasa. Aşırı bu hep kaldım. Bir şey olduğunda Emine Bulut oluyor, bir şey oluyor ve sürekli idam lafı çıkıyor. Bunu bizim kamuoyuna evet. anlatabilmemiz lazım. Bizim yeni yasaya daha büyük cezalara ihtiyacımız yok. 6.284 mükemmel bir yasa. Uygulansa yeter ama uygulayan yok. Çünkü yargıdaki hakimler, savcılar da bu toplumdan çıkan insanlar ve zihniyet aynı. Yargıdaki ama esasen toplumdaki zihniyeti biz dönüştüremedikçe buradan çıkış yok. Yani yeni bir cezaya ihtiyacımız yok. Yoksa. Ben bir talepte ricada bulunacağım daha doğrusu. Ondan sonra Arzu'yla kapatmak istiyorum. Yine kendi bireysel reklamı yapacak olursam Feminist Eksen'de Seda Akçoy'la konuşmuştuk. O da yayında. O da bir insan ve çocuk hakları avukatı. Onun söylediği şöyle bir şey var. İşte çocuk istismarlarında ortalık ayağa kalkıyor. Emine Bulutlar da şunlar da bunlar da evet kalksın. Ama olumlu bir şey olduğu zaman, bir kazanım olduğu zaman, bir dava kazanıldığı zaman, emsal niteliği teşkil edecek bir şey olduğu zaman bu çok az konuşuluyor, çok az paylaşılıyor. Halbuki asıl iyi örneklerin de konuşulması lazım ki ilham olabilsin başkalarına. Dolayısıyla belki bizlerin de burada sosyal medyada tepki verirken gördüğümüz bir iyi habere tutunmamız, nasıl sen onu çok yapıyorsun Melis, işte orada burada şampiyon olan bu kitapla başladım şimdi, bununla evet. başladın, iyi haberleri yani çoğaltmak. Biraz hani evet aslında var olan güç, yani güçlü lafı da doğru bir laf değil belki ama
gerçekten mağdur olmayan kadını, yani kötü her ne kadar mağdur olmak yerine, için bütün sebepler evet. olsa da o yine varlık gösteriyor. Varlık gösteren, her alanda varlık Görünür gösteren kız çocuklarını, kadınlarını, bizim hikayelerini anlar. Ben de bir gazeteci olarak kendimi eleştirmeliyim. Her zaman kötü haber daha çok satıyor. Yıllarca biz gazeteciliği de buna ağırlık vererek tabii ki yaptık. Ama bu bir yanlış. Yani bizim kesinlikle iyi hikayeleri de göstermemiz lazım. Çünkü örnekleri gördükçe ilham verip çoğalma ihtimal, yani çoğaltacak şey o. Kötüler değil. Sen Arzu, kendi alanında feminist terapi olarak adlandırdığın, daha doğrusu öyle olduğunu fark ettim dediğin bir onunla ilgili çok birkaç cümle alacağım senden, ondan sonra kapatacağız çünkü önemli olduğunu. Aslında feminist terapi diye bir ne diyelim, bir akım var, bir kuram diyemeyiz ama böyle bir yaklaşım var. Böyle bir yaklaşımın geliştirilmesi zorunlu çünkü biraz önce de hani bilimin şimdi bilim mutlaka sırtımızı dayamamız gerekiyor her şeyde. Yani en çok güvenebileceğimiz şey o. Ama kolayca çarpıtılabilen ya da spekülasyon yapılabilen de bir şey bilim. Bilime özellikle bugüne kadar baktığımızda çoğunlukla ataerkil düzenin ürünü erkeklerin de yaptığını, birçok yorumları da onların yaptığını düşünecek olursak, psikiyatri ya da psikoterapi ile ilgili kuramlarda da o eril bakış açısını hep görüyoruz. Benim tıp fakültesinde gördüğüm bilgilerle şu anki hayatta tanık olduklarım ve kendi araştırdıklarım aynı değil. Pek çok konuda aynı değil. Dolayısıyla da feminist terapi diyebileceğimiz yaklaşım, nasıl feminizm herkes içinse, feminist terapi de herkes için. Aslında sadece kadına yapılan bir şey değil. Erkekler için de, LGBT'ler için de, çocuklar için de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük olan bir terapi yaklaşımı. Çünkü bize insanlar niye geliyorlar? Yani çok genel, ben şimdi binlerce seans yaptım, çok ücra yerlerde de çalıştım. Şimdi belki muayenehane koşullarında daha farklı bir profilde hizmet veriyor olabilirim ama niye gelir? Ya evlenemiyordur, ya boşanamıyordur, ya çocuğu olmuyordur, ya çocuğunu kaybetmiştir, ya kayınvalidesiyle problem vardır, ya işsizdir, ya mobbing görüyordur, ya cinsel ilişkiye giremiyordur, ya erken boşalması vardır, ya geç boşalıyordur, ya aldatılıyordur, ya aldatıyor. Hani baktığımız zaman bütün bunlar niye oluyor? Hani neden bir insan evlenmek istiyor? Biriyle gerçekten birlikte olmak istediği için mi, yoksa toplum ona evde kaldın dediği için mi? Ya da çocuğu olmadığında yıllarca, 23 yıl tüp bebek tedavisi peşinde koşuyor insanlar. Şimdi böyle bir şey sunuluyor. Yani birçok çocuk sahipsizken neden o çocuğu dünyaya getirmek istiyor? Çünkü kısır tırnak içinde olmak ya da eksik olmakla ilgili toplumun ona annelikle ilgili dayattığı bir şey var. Ya da erkek, pek çok kadın vulvasını, vajinasını bilmiyor. Pek çok kadın cinsel ilişki sırasında rol yapıyor. Pek çok erkek cinsel, şimdi Hasan Bey bir önceki şeyde söyledi, hani ben ona vurdum, ona patlattım. Pek çok erkekte ben haftada 3 kere birlikte oluyorum. Öbürü diyor ki ben 5 kere birlikte oluyorum falan. Herkes bir yalan üzerine bir hayat yaşıyor. Ve bunların hiçbiri kimliklerimizden, bize tanımlanan kimliklerden bağımsız değil. Evet, ve dolayısıyla bu normları kim belirliyor? Toplum, toplumsal kurgu, o nasıl erkekliği inşa ediyorsa, kadın inşa ediyorsa, ilişkileri inşa ediyorsa bir takım normlar iddia ediliyor. Ama bu normlar aslında hiç kimse için geçerli falan değil. Hiç kimsenin evinde böyle şeyler falan yok. Kimse de bunlara böyle körü körüne bağlı değil. Başka bir seçeneği olduğunu bilmediği için insanlar bunu yaşıyor. Dolayısıyla bize geldiğinde depresyon, anksiyete bozukluğu kadınlarda iki kat daha sık görülüyor. Neden? Bunlar eskiden neye bağlanmış? İşte hormonal döngülerimizin farklı olması, adet görüyor olmamız, gebeliğimiz, işte ne bileyim menopoza girmemiz gibi. Evet, bunların katkısı, etkisi vardır premenstrüel sendromun mesela. Ama bir kadın kendini var edemiyorsa kadın kimliğiyle, anneliğe ya da anne olamama durumuna hapsediliyorsa, yaşamında hiçbir alanda özertliği, özgürlüğü yoksa depresyona girmesin ne yapsın, anksiyete bozukluğu yaşamasın ne yapsın. Dolayısıyla birçok insanla çalıştığımızda, ki ben ağırlıklı olarak psikoterapi yöntemlerini uyguluyorum, hani ilaç da tabii ki tedavide kullandığımız durumlar oluyor, kişinin öz kapasitesini hatırlatabildiğinizde o kadına o yaşadığı şeyin ya da erkeğe toplumun getirdiği bir zorbalık olduğunu, o normlardan çıkabileceğini gösterdiğinizde, onun yasını tutabildiğinde ve yeni bir kimlik kazanabildiğinde ne ilaca gerek kalıyor, ne terapiye gerek kalıyor. Bu tabii ki ben biyolojik rahatsızlıklardan bahsetmiyorum. Bir şizofreni, bir bipolar bozukluk, işte biyolojik kökeni olan rahatsızlıklarda elbette ki daha farmakolojik ya da biyolojik tedavilerin yeri tartışılmaz ama onlarda da aynı şekilde yine toplumsal cinsiyet eşitliğini hepimiz için sağlayacak yaklaşımları desteklememiz gerekiyor. Ne zaman ki tedavide
bu tür yaklaşımları daha çok uygular, bunları konuşur, kendimi açar, kendi deneyimlerimi paylaşır, ne zaman ki sosyal medyayı daha çok kullanır ve orada birçok insanla etkileşir, öğrenir, öğretir, aktarır, büyür, çoğalır oldum. O zaman birçok insanda tedavi başarısı diyeceksek eğer bunu sağladığımı görebildim. Feminist terapide şunu söylemek isterim, bir terapistin karşıdakine bir şey öğrettiği bir yöntem değil. İki kişinin bir sorun hakkında konuştuğu, hiyerarşinin olmadığı, simetrik bir ilişki içerisinde birlikte yapılan bir yolculuk denilebilir. Ama buradaki mutlaka işte kişinin kendisini çok iyi eğitmesi gerekiyor bu konuda. Onu mecliste de konuştuk dinlerken, o eril dil hepimizin diline yerleşmiş, bedenine, her tarafına yerleşmiş. Mutlaka ben de dahil olmak üzere bunu savunan ya da bu tür şeyleri söyleyen biri olarak da ben de hatalar, yanlışlar yapıyorum. Ah diyorum, şimdiki aklım olsa böyle demezdim, yapmazdım dediğim çok şey var. O yüzden bu konuda okumaya ve araştırmaya, gelişmeye çok ihtiyacımız var. Ama geleneksel yöntemler daha çok eril yöntemler. Oradan uzaklaşmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Çok süre dar diye de telaşla böyle bitirmeye çalıştım ama... Ben yine kitaptan bir alıntıyla kapanış yapacağım. Aslında bu panelde de bundan önce de rollerden bahsettik. Kadınlık rolleri, annelik rolleri, biraz önce erkeklik rolleri, babalık rolleri. Rollerin karışmasından doğan yeni düzensizliğin, daha zengin ve daha az zorlayıcı olan yeni bir düzenin kaynağı olmayacağını kim söyleyebilir? Kadınların evreni ve çocukları erkeklerle paylaşmak gibi vazgeçilemez bir irade geliştirdiklerini tespit etmekle yetinelim. Bu irade kuşkusuz gelecekteki insanlık durumunu değiştirecektir. İster bu erkeğin sonu olsun, ister kayıp cennet yeniden bulunsun, bir kez daha kartlar Havva'nın eline geçmiştir diyerek bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.